basın savcılığında fi tarihinde verdiğimiz bir ifadede bir hatıramız var. Sen bir hocasın dedi. Bana bunun hakikatini dedi anlatır mısın? Diyorlar ki laiklik dinsizliktir. Laiklik dinsizliktir diyorlar bir kısım insanlar. Bir kısmı da laiklik dinsizlik değildir diyorlar. Sen hocasın dedi, bana bunun hakikatini anlatır mısın, rica ediyorum dedi. Savcı bu. 55 yaşlarında divrikli bir savcıydı, Allah selamet versin hayattaysa. Dedim ki laikliğin tarifi şöyle, kitaplarda, beyanlarda, konuşmalarda. Ne olacak, nedir bu? Efendim, din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak. Böyle idareye layık idare deniyor. Din devlete karışmıyor, devlet de dine karışmıyor. Hah, buna layıklık denir. Tamam hocam dedi, haklısın, pratikteki tarifi budur dedi. Savcı, hukukçu. Ancak sayın savcım dedim, görüyorsunuz ki devlet Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet dinin her şeyine karışıyor. Dinin her şeyine. İmamı devlet tayin ediyor, müezzini devlet tayin ediyor, müftüyü devlet tayin ediyor. Hani sen dine karışmayacaktın? Laiklikin tarifi buydu. Anlattım bunları, dedi ki hocam dedi haklısın, biz de bu işe karışmayalım, başımız ağrır dedi savcı. Tehlike var tabii. O zaman dedim ki tarifin iki kanadı vardı, birisi devlet dine karışmayacak, öbür kanadı da din devlete karışmayacak. Kanadın birisi gitti, oraya karışma diyorsun, bir kanat kaldı. Oradan cevap verebilirsin dedi. Dedim ki dinin devlete karışmaması halinde devlet ne olur? Diyelim ki din devlete karışmıyor. O zaman devletin bir sıfatı lazım. Ne diyeceğiz bu devlete? O anda da Allah'tan adamın ikram ettiği çay geldi. Çay gelir gelmez benim de aklıma bir temsil geldi. Biz de şekeri aldık, çaya karıştırdık, başladık içmeye. Oradan misal geldi. Dedim ki sayın savcım, din devlete karışmazsa neticesi ne olur? Misal olsun diye dedim, bu şu çayı vereyim. Şekeri aldık dedim, çaya karıştırdık, içiyoruz. Eğer bu şekeri çayın içine karıştırıp da içmeseydik veya şekeri çaya karıştırmasaydık, bu çayın sıfatı, niteliği ne olacaktı deyince biraz durdu. Şekersiz çay olurdu hocam dedi, başka ne olsun ki dedi. Şekersiz çay. Doğru. Herkes bunu mantıkla, akılla anlar. Bir misal daha arz edeyim dedim. Şuraya bir kase çorba koyalım. Yanına da bir tuzluk içinde tuzu koyalım. Siz de deyin ki sakın bu tuzu çorbaya karıştırmayacaksın derseniz çorbanın ne olması lazım? Yine kendisi de tuzsuz çorba olur dedi. Aynı mantık ve muhakemeyle şuraya devleti koyalım. Şuraya da dini koyalım. Sakın dini devlete karıştırmayın derseniz devlet ne olması lazım deyince gayet açıklıkla dinsiz olur hocam dedi. Dedim ki sayın savcım vallahi kelimeyi ben söylemedim, sen söyledin. Aman bir iş, başıma bir iş açmasın dedi. Sen söyledin. Vallahi hiç unutmam efendiler, şöyle biraz durdu. Dedi ki hocam dedi bu namussuzlar bizi aldatmışlar yahu dedi. Savcı söylüyor bunu. 70 senedir bu millet aldatıldı. Atlatıldığı caminin Allah'ı başka, çarşının Allah'ı başka. İki tane ilah, laiklik iki ilaha dayanıyor. Din ayrı, dünya ayrı. Olur mu öyle şey? Nerede yazıyor? Bana bunu ispat et bakayım sen. Bir Fransız filozofunun uydurduğu bir felsefeye niye ben itaat edecekmişim? Beni yaratan Allah varken ben kimseye itaat etmem. Bizi yaratan Allah'ın kanunları dururken niye ben başkasının koyduğu kanunları itaat edeyim? Onlar benim yaratıcım değil, onlar benim hiçbir şeyim değil.